Arvid Carlsson, İsveç asıllı bir bilim adamıdır. 1950 yılında çıktı, dedi ki bu baklanın içerisinde dopa var. Parkinson hastalarına bu birebir. Vay sen misin bunu söyleyen? Bitkici, otçu filan. Adamcağızın üstüne gittiler. Ya kendisi bir tıp hekimi, aynı zamanda kimyacı. Ve o zaman tabii 1950'li yıllarda Hüseyin, yani ilaç sanayi o kadar güçlü, kendine güveniyor ki. Çünkü en büyük tek silahı o zaman dünyaya tanıttığı antibiyotik. Evet. Mübarek o antibiyotiği de sen bulmadın. Adam yanlışlıkla Petri kabında şeyini unuttu. Orada işte penisilini buldu yani. O da sana göstermekle gözüne sokarlar. Evet. Ha, bunu bak, o buluşun vakti zamanı geldi diye. Neyse, bu şimdi Parkinson hastalarında dopamin seviyesi düşüktür. Yani damardan direkt dopamini veremezsin. Verirsen kan beyin bariyeri var, beyine gitmiyor. Bunu dopa olarak vermek zorundasın. Bu dopa nerede var? Baklada var. Yani dolayısıyla işte bu dopa dihidroksifenilalanindir. Yani iki tane hidroksil grubu ekliyorsunuz. Sonra bu dopamine dönüşür. Sonra noradrenalin. Bunun böyle bir sırası var. Ve adamcağıza hakkını 2000 yılında verdiler, biliyor musun, Arvin Carlson'a. Girsin değerli izleyicilerimiz, baksınlar. 2000 yılında adama Nobel ödülü verdiler. Şimdi Anadolu diyorum ya, Anadolu topraklarının kendine özgü olan bir baklası var Hüseyin. Bunu biz üreteceğiz. Bunu ekstrakte edeceğiz ve Parkinson hastalarına vereceksiniz. İnanın dünyada bir numara oluruz. Ya 101 milyar dolar. Yani bu pastanın %10'unu kessek 10 milyar dolar yapar. Dilim yani. %1'ini kessek işte 1 milyar dolar yapar. Ve bunu yapmamak var ya. Yani sonra bizimkinin türleri farklı. Yani Anadolu'da yetişen baklanın kimyası farklı. Çok daha etkili. Dolayısıyla yani baklanın içindeki o sekonder metabolitleri ben ekstrakte edeyim, bu Anadolu'ya özgü bir türdür deyip ben bunu tescillersem kimse benim önümde duramaz. Onun lisansını da almış olsalar bizim önümüzü kesemezler. Ben bundan bahsediyorum. 10 milyar, %10'dan bahsediyorsunuz. Daha ya dünya gelip senden alacak. Alsa yarısını alsan 50 milyar dünya dolar. Gelip senden alacak. Seninki daha etkili diyecek. Böyle siz... Çok mu zor bunu yapmak hocam? Sorayım ya, yani. Acayip bir teknoloji mi gerekiyor? Hayır. Yani iş bilenin kılıç kuşananı. Programın başında birisi bir yazmış. Yani hocam mikrobiyoloji, biyoteknoloji. İşte evlatlarımızı buna göre yetiştireceğiz. Temel eğitimi vereceksin Hüseyin. Yani bugün laboratuvar imkanları Amerika'da ne varsa bizde de var. Avrupa'da ne varsa Türkiye'de de var. Ama bunları iyi kullanmak lazım. Yani nasıl söyleyeyim işte. Hocam en güzeli ne olur biliyor musunuz? Yüce Allah'tan inşallah temenni edelim. Profesör Doktor İbrahim Sarıcıoğlu Enstitüsü kurulur, bu iş biter. Baklayı mı araştıracaksınız, ıspanağı mı, maydanozu mu? Sizin Allah, Yüce Allah'a şükürler olsun ki bu kadar şeyi ilim bahşetmiş size, araştırmışsınız. Ama işte sorusu oydu. Gelecek nesiller, bununla ilgilenmek isteyenler, bir İbrahim Sarıcıoğlu olmak isteyenler ne yapmalı diye size bizi sormuş. Geçerler Hüseyin. İnşallah bizi geçerler ama yani. Bunun bir enstitüsü kurulmalı hocam. Hiç evet. Temenni ediyoruz, diliyoruz. Yani yaradan ne takdir ettiyse odur. Ancak şunu söylüyorum. Anadolu'nun baklası. Anadolu toprağında yetişen her şey farklıdır.
Sen Avrupa'nda, Asya'nda, Amerika'da, Latin Amerika'da, Afrika'da yetişenlerle aynı değil. Yıllardır bunu söylüyorum. Git Avrupa'da da tüket, burada da tüket. Aradaki farkı göreceksin. En azından lezzet farkı. Lezzet farkı demek kimyası değişik demektir Hüseyin. İşte bu. Bu kadar basit ya. Daha basite nasıl indirgeyip anlatayım? İşte bu baklanın içerisindeki dopayı Parkinson'a karşı daha fonksiyonel yapan daha onlarca sekonder metabolit var. Bunu bir bütün olarak düşüneceksiniz. Tek başına dopayı izole edip kapsülün içine koyup vatandaşın bunu yutması değil. O dopayı aldığınız zaman bunun içinden ki yabancılar bak 250 tonu 101 milyar dolar yapıyor bunun. Yani o dopayı tek başına değil, onu fonksiyonel kılan, onu işlevsel yapan, onu aktif hale getiren, daha etkin hale getiren bir sürü yardımcı, medyatorik ortamdaki diğer sekonder metabolitler var. Onları da içine alacaksınız. Ve bunu bu şekilde tescil edeceksiniz. Metabolik pathway'lerini ona göre çıkartacaksınız. Şimdi dopa savaş meydanındaki komutandır. Ama savaşı kim kazanacak? Askerler kazanıyor. Ama siz tarihe komutanın adını yazıyorsunuz mübarek. Yani dolayısıyla bir şeyin fonksiyonel olması tek başına bir etken madde değil. Onu daha az hem de bir de yan tesirleri ortadan kalkmış oluyor. Çünkü onu fonksiyonel kıldığı için dikkat edin modern tıbbın ilaçları hep tek preparattır, tek ajanlıdır. Yani tek bir ana etken madde vardır. Bunun içinde ağır yan tesirleri görürsünüz. Ama bunu bitkilerde göremezsiniz doğal kullandığınız zaman. Daha içinde binlerce etkin maddeyi yani ne yapıyorsunuz? Beraberinde aldığınız için yan tesiri yaşamıyorsunuz. Peki evet. Nasıl tüketelim hocam bunu? Şimdi baklayı kabuklarında da bunun nimetin hikmeti saklı. 5-6 tane baklayı alacaksınız. 200-250 mililitre suda bir 10-12 dakika kadar kaynatıp suyunu içeceksiniz. Bu kadar. Bir sabah bir akşam bunu iki defa yaptığınızda göreceksiniz. Yani bir yerde tiroid yani tiroidi yavaş çalışanlar kullanabiliyor mu kullanamıyor mu? Onun notlarıma bakmam lazım. Ezbere kullanmak isteyenlerin önünü kesmek istemem. Şimdi mübarek Parkinson'da zaten ileri yaşta ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Yani dolayısıyla yani bakla böyle bir şey. Bu toprağı da çok zenginleştiriyor. Eskiden biz de yani güneyde şey ekerdik, bakla ekerdik. Neden? Çünkü toprağa azot kazandırıyor. Müthiş toprağa azot kazandırır. Yani düşün köylü eker bunu, sonra sürer gider traktörle. Yani onun baklasına bakmaz. Hemen toprakta şu boy, insan boyuna kadar çıkabilir bu. Ama genelde 1-1,5 metre yükselebiliyor. İşte bunu traktörle sürüyorsunuz. Azot, amonyum, nitrat gübresi kullanacağına, diamonyum, fosfat gübresi kullanacağına bunu şey yapıyorsunuz.